Tabii ben isterim ki 10 yaşından 30 yaşına kadar tekrar yaşayayım. Ama böyle bir şansımız yok. Her devrin kendine göre bir güzelliği var. Ama beni sorarsan kendimi eski güzelliğe dönmek isterim. Yani şu ne bir gürültü. Bura 30 saniyeydi benim çocukluğumda. Evvelden kapı kilidi bilinmezdi. Herkesin kapısı açıktı. Komşuda ne varsa herkes çocuklar toplanır yer. Akşam oldu mu herkes birbirinin evine gider toplanır. Güneş Öden. Buralıyım. Burada doğdum. Burada büyüdüm. 79 yaşındayım. İsmim Hasan Boz. 1936 doğumluyum. Öyle yazıyor çünkü. Musa Günden. 89 yaşındayım. Günlük başında doğdum. Ben Gülhan Dönmez'im. 83 yaşındayım. Burada, Foça Mahallesi'nde doğdum. Rüzgar Ege Dereli. 16 yaşındayım. Buralıyım. Ergün Dereli torunuyum. Onun da dedesi Kelasan Dereli. İsmim Mehmet Güven. Günlük başında 1949 yılında doğdum. Ailemiz Babamgil Ören tarafından gelme. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Foça Mahalle Muhtarıyım. 2014 seçimlerinden sonra ikinci dönemlik muhtarlık yapıyorum. Yaşım 52. Foça Mahallesi'nde doğdum, büyüdüm. Foça Mahallesi sahil boyundan Çat bölgesine kadar ve oradan bizim okullar bölgesi Fethiye girişinde olan bölgeye sahip. Aşağı yukarı 7500 seçmenimiz var. 2000'de yerli oturan nüfusumuz var. Benim annem, babam krom şirketinde çalışıyordu. Burada Karagedik Etimak Maden Şirketi'nde. Dedem de maden şirketinde çalışıyordu. Yükleme yeri aşağıda çalıştı. Çattaydı böyle. Gemi oraya yanaşırdı. Çalış bölgesinde eskiden Etibank'ın barakaları vardı. Geçmiş bazı insanlarımız bilir yani resimler paylaşırız. O barakaları. Anam babam Reçber'di. Çiftçi. Bura ilkel bir köydü oğlum. Aşağı taraflar günlüklük tarafı hep bataklıktı. Sonra binalar yapıldık sıra. Burada buğday, mısır, arpa. Genellikle çiftçiydi. Madene gidenler de vardı yaşlılarımızda. Mehmet Selim abim belediye başkanıydı. Bu köy Fethiye'ye bağlı değildi. Ayrıca bura ve yeni mahallenin belediye başkanıydı. Birinci devre yaptı, ikinci devrede yaptı. O zaman da bir şey oldu. Abimi kaybettik helikopter kazasında. Babamın doğum yeri Ören ama durdukları yer Kızılcaköy diye bir, Üzümlü'den yukarıda bir yer vardı, bir köy vardı, orası. Orada 10 sene kadar bizim oymak diyeyim ben ona, topluluk. Köyün birazı Ören tarafında, birazı da Kızılcaköy'de durmuşlar. Daha ziyade çok eskileri tahtacılık dediğimiz kereste işçiliği. Muhtelif dağlarda kerestecilik, Fethiye'de Döğerlilerin ayrıca Rodoslular vardı. Onların kereste işçiliğini dağda yapıyorlar. Elmanın irisini yüke tutarlar. Elmanın irisini yüke tutarlar. Çürük çarını yabana atarlar. Çürük çarını yabana atarlar. Kızıl engelini ah aman 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 bir mi tutarlar. Yorma gelin yorma oğlan da senindir. Yorma gelin yorma seyran da senindir. Hünkârım beyim aman sultanım şahım aman. Dönüver usul boylum meydana gelin aman. Hünkârım beyim aman sultanım şahım aman. Dönüver usul boylum meydana gelin aman. Yar gelin. Başlıca iki bölümdeler. Çaylaklar ve enseliler olmak üzere. Enselilerin başkanı Ahmet Ağa dediğimiz köyün ilk kurucusu. Faraca nüfusuna kayıtlıdır. Ahmet Ağa çok akıllı bir insanmış. Burası çok güzel, denizi var, düz ova. Kızılcaköy'den gelmişler. Civcivli Ahmet Ağa, Kızılcaköy'den bütün bu mahalleyi 30 hane olarak buraya aktarmış. Hepsini taşımış. Orada
su sıkıntısı var büyük ihtimalle. 10 yıl sonra sahilden böyle sulak bir yerden arazi almak istemişler. Bu Civcivli Ahmet Ağa vardı. Baş tutar yani köyün ağası evet. derler ona. 1928 yılında alıyorlar. 1930 yılında da buranın tapusunu alıyorlar. Bir sene süre içerisinde para toplama, para yatırma, tapu çıkarttırma falan uğraşmışlar. Ahmet Kahya ise Belengavak nüfusuna kayıtlı. Oradaki çaylakların reisliğini yapan. Bunlar orada yaşarken 926-27'de bir İskan Kanunu çıkıyor Atatürk. Yerleşik düzene geçmek üzere. Bizim Belengavaklıları Ortaköy ve Ortaca Fevziye köyüne 20 hane Fevziye'ye gidiyor. 24 hane Ortaköy yani Bayat dediğimiz eski. Ötekiler ise Tefenli'nin bir köyüne tahsis ediyorlar. Bizim bu köylüler, buradakiler, enseliler Tefenli'yi beğenmiyorlar. Beğenmeyince gelip bu çiftliği Mihrişah Sultan'ın vakfı idarecisi olan yer kesikli bir adamdan 36 bin liraya 52 kişi satın alıyor. Para topluyorlar kendi aralarında. Bu 52 kişiye sonradan Gökbük'ten 4 tane daha geliyor, 54 taneye çıkıyor. Ortak fazla olduğu için mesela 40-45 kişi benim tahminime göre varmış. Bunların çarşıya gidip gelmesi, mahkemeye işte tapuya gidip gelmesi zor olacağından bu sayıyı 7 kişiye düşürmüşler. Mesela 7 kişi her birisi grup başkanı oluyor. Bunun altında 50 kişi, 70 kişi falan oluyor ki onlara ödedikleri para oranında pay alıyorlar şeyden. Siz kaç lira yatırdınız? 250 lira. Ona 250 liralık bir bölüm ölçülüyor, veriliyor. Sonra tapusu çıkıyor daha sonra. Kreşte çalıştığımız için tahtacı demiş, tahta biç demiş çalıştığımız için. Elle makine yok, tahtacı demişler. Tahta yaptığımız için sanat, tahtacılık sanat zaten. Tahtacı kısmı peyderpey 950'ye kadar oradan göç ediyorlar. Kimse hemen hemen Ortaköy'de kalmıyor. Burada işte dururken 947'lerde bir plebisit yapılıyor. Günükbaşı ile Foça Mahallesi'ni birleştiriyorlar. İki köy bir oluyor. Okul müşterek olduğundan idare ediyorlar ki sizin bir köy yapalım. Çalıcı'dan Çalış'a kadar olan kanal vardır. Aslında kanal değil o, settir yani. Kanal oyma olur. Bu önüne duvar çekilmiş. Devlet Su İşleri duvar çekti. Set o. O yokken sular bu Akaca Mahallesi ve Foça Mahallesi'nin arasından geçerdi. 1957-58'lerde bu kanal yapıldı. Artık biz su görmez olduk. Eskiden oğlum bura şu anda gelincik tarlasıydı. Arpa, buğday. Herkesin evinde 2-3 tane en az sığır olur. Sığırtmaç giderdi. Oradan sığırtmaca herkes sığırını sağar eder, götürür oraya bırakır. Akşam sığırtmaç geri döner, herkesin evine gelir yine. Zaten mevcut pataklıktır şimdi en aşağısı. Günlükleri görüyorsun. Gördün mü, gördün mü, gördün mü? Buraya hiç gezdin mi? Herkesin en azından 5-6 tarlası vardı ama muhtelif yerlerde. Buğday eker, mısır eker, arpa eker, şunu eker, bunu eker, fasulye eker, kuru fasulye olurdu. Mesela bizim 3 tane ambar vardı. Mısır bir tanesinde, buğday bir tanesinde, kuru fasulye bir tanesinde. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi şu Çalış dediğimiz yer var ya, benim çocukluğumda dedemin de orada tarlası vardı. İşe yaramıyor diye millet bütün sattı tarlaları. Oradan tren geçerdi. Karagedik'teki krom madenini çata taşırdı. Vapur gelir. Orada işlenir. Nereye gidiyorsa gidiyor artık. Bütün okuliptüs ağacı. Yemyeşil bir araziydi. Trene binerdik, çata giderdik. Çatta madeni döküyor ya, gene binerdik kara trene. Şeye kadar. Eğlence olsun. Öyle çocuk ya. Biz vesait yok, şu yok, bu yok. Bir şey mi görüyoruz? Bir şey yok. Ancak hayvanlara biniyoruz. Omardayımın katırı, neyi sarsan götürü. Omardayımın katırı, neyi sarsan götürü. Ne laflar duydum ben senin yüzden ötürü. Ne laflar duydum ben senin yüzden ötürü. Olmadı güzelim olmadı, laf yerini bulmadı. Bize kötü diyenler Allah'ından bulmadı.
59'da belediyelik kurulunca belediye 4 mahalleye ayırıyor. Akarca Mahallesi, Yeni Mahalle, Yolun Üstü, Karagedik Mahallesi, buradaki Foça Mahallesi. 60 ihtilalinde İbrahim Gül belediye başkanı oluyor. İhtilalde olunca 27 Mayıs'ta burada Hasan Yılmaz isminde öğretmene belediye başkanlığı bırakılıyor. Mahalle muhtarlarını da muhtelif kişilere veriyorlar. Tekrar 80 ihtilalinde buraya beni belediye başkanı, memur belediye başkanı olarak tayin ettiler. Burada işte bir 8-10 ay bir belediye başkanlığı yaptım. Tekrar sıkı yönetim bir emir çıkardı. Fethiye ile birleşeceksiniz. Bana Fethiye Belediye Başkanlığı yardımcılığı görevi verdiler. Ben kabul etmedim. Ben dedim ben başkan adam, başkan yardımcısı olmaz. Tekrar nüfustaki görevime döndüm. Kısa zaman sonra da emekliliğimi istedim. Olay o işte. Şimdi ilkokula sabah kalkarsın ne bulduysan. Her gün ekmek yapılır evde. Ekmeğe ancak yağ sürülür. Peynir, zeytin, şu bu herhangi bir şey yok. Çocuğun eline yufkayı dürelerler, verirler. Yiyerek okula varırsın. Okula varırsın okulda. İşte sabah öğlenceydik ama güzeldi. Öğretmenlerimiz çok iyiydi. Çok da severdik. En azından bütün okulun tarımı vardı oğlum. Tarım dersinde diyelim ki 10 metrekare veya 15 metrekare bir alan. Her sınıfın bir 15 metrekare bahçesinde bahçe vardı. Bahçe yapardık hepimiz talebeler. Rekabetliydi. Kimimiz kışlık baklek yerdik, bezelyek yerdik, marul. Öğretmen ne dik derse bize verirdi, dikerdik. Evden getirirdik tohumlarını. Teneffüse çıktım mı herkes bahçesinin başında. Güzeldi. Okul yıllarımız çok çok güzeldi. Üç gün düğün olur. Kına gecesi olur, gelin alma olur ertesi günü. Çok eskiden balo yoktu. Atına gelin alma vardı. Çok eski. Evet. Eskiden üç etek giyilirdi oğlum. Üç etek giyilirdi. Bizim milli kıyafeti buranın. Sonra modern oldu gençler. Eski daha iyiydi. Daha samimilik vardı. Ev gezmesi olur. Kadınlar, erkekler birbirimize. Şimdi o yok. Şimdi düğünlerin esası paraya bağlıdır, ekonomiye bağlıdır. Evet, düğün günü tespit edilir. Herkes hazırlığını yapar. Ondan sonra bizim Yeni Mahalle diye bir mahallemiz vardır. Çalgıcıların olduğu bölge. Davulcular, zurnacılar gelir. Düğünler başlar. Düğünler çok eskileri kadın erkek ayrı ayrı yerlerdeydi. Kadınların yanına erkeğe sokmazlardı kınada şunda bunda. Zamanla o yavaş yavaş delindi. Kadın erkek karıştılar düğünlerde birlikte olmaya. Bu şimdiki şey meydanı olan bizim düğün meydanımız. Orası geniş bir alan. Bir de şurada emekliler meydanı. İhtiyarlar burada otururlar, sohbet ederler. Aşağıda düğünler hala orada. Düğünlerimiz, kralarımız orada yapılır. Sonradan büyük oteller açıldı. Otellerde balon salonları oldu. Şu durum gittikçe genişti işte. Olay bu. Gençler için çok zorluk oldu. Çok pahalılık oldu oğlum ortalık. Hadi biz kötü giyeriz, eski giyeriz. Ama gençler her şey ister, güzel araba ister, güzel ev ister. Gençler için zor şimdi. Her türlü sıkıntıya biz açığız. Şimdi bir savaş çıksa bile kendimizi bayağı idare ederiz. Ama yeni gençler kaç yaşında olsun? 5 yaşından 30 yaşına kadar. Arkadaşlar çalışmayı sevmez, iş aramaz. Saat 12'de 1'de uyanmak ister canı. Bizim kadar dabansız gençler tembel. Ben işten gelir de bir işe daha giderdim. Sokakta gezineceğine okumaya gayret etmelerini, okuyup gerek sanat okullarında olsun, gerek diğer yerlerde kendilerine bir hayat tarzı, eğitime önem vermelerini öneririm Türkçesi. Şimdi seçmen kağıtlarını biz evlere dağıtıp tanıdıklarımızı dağıtıyoruz. Yeni göç alanları biz evlere gittiğimiz zaman insanlar işinde gücünde olduğu için evde olmadıklarından teslim edemiyoruz. Bunlar imza karşılığı olduğu için bir sıkıntılı oluyor. Ama yeni gençlerimiz bu seçim kağıtlarında biraz duyarsızlar, hep internet üzerinden düşünüyorlar. Son olarak mahallemize yeni göçler çok oluyor, yeni binalar çok oluyor. Çevre temizliğinde biraz duyarlı olalım. Başka bir şey istemiyorum. Saygılı çerçevesinde beraber yaşamayı, bu dünyada güzel şeylerle yaşayıp öbür dünyaya gitmemizi temenni ederim.
Ardıçlıktır evleri de, üzümlüdür bağları. Ardıçlıktır evleri de, üzümlüdür bağları. Katmana geline sorarsan da, her gün de var çobanı. Katmana kıza sorarsan da, her gün de var çobanı.